Suret hemizilles. Görünen her şey gölgedir. Ne arıyorsun ki sen yabancı? Neyi arıyorsan olsun sen. Işık arayan gölgeler, ışık zuhur ettiğinde yok olur gider. Zulmün peşindeysen zalimsin. Hakkı arıyorsan aşık. Neye bakıyorsun sen? Nasıl bakıyorsan olsun. Dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görür. Harama bakıyorsan haram, manaya bakıyorsan manasın, nursun sen. Ey aşk, ey aşk yolunun yolcusu, bana kapıyı aç. Sen gel dedin, ben de geldim kapına. Hadi aç. Konya'nın cadde ve sokaklarında gündelik yaşam koşuşturması sürerken, akıp giden zamanda sözü kalıcı kılmak için emek, sanat ve özenle oluşturulan yazma eserlerle buluşmaya gidiyoruz bu kez. Burası, ülkemizdeki 14 yazma eser kütüphanesinden biri olan Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi. Sen bir güneşsin, ben bir zerre. Sen dermanın dahi dermanı, ben sadece bir gam. Sen bir kehribarsın, ben bir çöp saman. Ne olur kapıyı aç. İnce Minareli Medrese, avlusunda Selçuklu ve Karamanlı dönemi Konya kitabeleri ile mimari parçaların yanı sıra mezar taşlarının da sergilendiği bir başka mekan. Zamanın yıpratan akışı karşısında ne zaman yenik düşer gibi olsa onarım gören medrese,
Konya Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak ziyarete açıldığından beri Selçuklu, Karaman ve Osmanlı dönemine ait ahşap eserlerle de buluşturuyor ziyaretçilerini. Söz ziyaretçilerden açılmışken, geçmişin bir anlamda konaklama tesisi olan mekanlarını da görmeli. Yaklaşık 3500 metrekarelik kapalı ve açık alanlarıyla Selçuklu döneminin Konya'daki en büyük hanı olma özelliğini taşıyan Zazad'ın hanıyla başlayalım öyleyse. Yapımı 1236 yılında tamamlanan hanın, inşaatının ne kadar sürdüğü, kaç kişinin emeği ve alın teriyle yapıldığı bir yana, odaları, ambarı, deposu ve ahırlarıyla döneminin günümüzdeki tabirle lüks konaklama tesislerine karşılık geldiği pekala da düşünülebilir. Hemen hemen Zazad'ın hanıyla dönemdaş olan Horozlu Han ise eski belge ve fotoğraflarına dayanılarak restore edilmiş ve günümüzde 500 kişilik kapalı ve 500 kişilik açık alanlarıyla kokteyller, davetler ve iş yemeklerinin öncelikli adresi konumunda bir restoran olarak hizmet veriyor. Kapalı mekanlardan uzaklaşıp açık havayla buluşmak isteyenlerin adreslerine gelince, 36 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük Japon bahçesi olan Konya Japon Parkı, bu açıdan şehrin çekim merkezlerinden biri. Japon mimarisine uygun olarak yapılan parkta, göletlerden taş ve ahşap köprülere, peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bitkilere kadar her ayrıntı Japon bahçe kültürünü birebir yansıtıyor. Konya'nın eski fuar alanında yapılan Kültür Park ise şehrin merkezinde doğayla baş başa olmak isteyenler için biçilmiş kaftan niteliğinde. Ayrıca çeşitli kültür sanat etkinliklerinin de en önemli adreslerinden biri. Parkın içindeki bu çeşmenin adı Bosna Çeşmesi. Gün yerini usul usul geceye bıraktığında ince minareli caminin hemen arkasındaki bu kahvehanede her ne içiyor olursanız olun, bilin ki bir yandan düne karışmaya, bir yandan da yarınla buluşmaya hazırlanan zamanı da birlikte yudumluyorsunuz demektir. Üstelik dünün götürdükleriyle yarının getirecekleri arasında bir yerdesinizdir. Vakit tam da şimdinin demindedir. Thank you.
ve Konya'nın kuş cenneti Düden Gölü'nün sularıyla yaz mevsimi boyunca şakalaşan bu flamingolar, kim bilir görünenin ve bilinenin dışında hangi aşkın ardından göçe başlar her sonbahar. Şiir gibi manzarayı seyrederken Mevlana'nın "Her gün bir yerden göçmek ney? Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş." Sözleri geçer aklınızdan, teselli edercesine göçlerin hüznünü. Gerçekten de zaman hiç donmadan akar. Dünle beraber gitti cancağız. Dünle beraber gitti ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Bir de bakarsınız Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Yeşildağ beldesindesinizdir ve Leylekler Vadisi'nin müjdeci sakinleriyle birlikte gelivermiştir ilkbahar. Ebeveynleri tarafından bir yandan beslenmekte, bir yandan da ilk kanat çırpışlarına hazırlanmaktadır yavrular. Belde'nin hemen yanı başındaki eski bir mezarlıktır aslında Leylekler Vadisi adıyla anılan yer. Bu mezarlıkta boy veren ardıç ağaçlarına çoktan kurulmuştur yuvalar. Tıpkı Anadolu'nun dar sokaklarında dip dibe sıralanmış evler gibi, Türkiye'nin bu en büyük leylek vadisinde de bir ya da en fazla iki kanat çırpışı uzaklıktadır yuvaların her biri. Durmak bilmez bir hareketlilik yaşanır gün boyu. Hemen hemen aynı sıralarda Türkiye'nin en geniş tatlı su gölü, göller bölgesinin ise en büyük gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki İğiteli, Akburun, Kız Kulesi, Mada, Yılanlı, Külment adalarında, Kuluçka'dadır dalgıç, kuğu, karabatak ve balıkçıl gibi su kuşları. Milli Park kapsamında koruma altına alınan göl ve çevresi, ardıç, karaçam, göknar, sedir, meşe gibi ağaç türlerinden oluşan ormanları da barındırır ve bu ağaçlar yer yer kıyılara kadar uzanarak gölün koylarını ve körfezlerini görsel açıdan benzersiz bir manzaraya dönüştürür. Kız Kalesi ile göle nazır zaman tanıklığını 1236 yılından beri sürdüren Kubadabat Sarayı. Bu iki yapıdan biri olan Kız Kalesi'nden geriye günümüze sadece surlarının duvar yıkıntıları ulaşmış olsa da Kubadabat'ın haremliği ve tersaneliği olarak kullanılmış yüzyıllar önce.
Selçuklu sultanlarından Alaaddin Keykubat'ın isteği ve çizdiği plan doğrultusunda inşa edilen Kubadabad Sarayı'na gelince, bu saray, Anadolu Selçuklu saray yapısını günümüze ulaştırabilmiş tek örnek ve burada özenle yapılan kazılar hala devam ediyor. Feryadımın esrarını kendimden bilen gönül, sazlıktan koparılan kamışın ahı budur. Var şimdi dertlen, var şimdi üzül. Benden hala yalnız yok. Şimdi aşk bana mecbur. Eflatun Pınarı'nın kuzeyinde Kubadabad Sarayı'ndan yaklaşık 1000 yıl önce yapılmış görkemli bir anıt var. Anıtın görkemi çok büyük boyutlarda 14 adet taştan yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Anadolu'nun pek çok yerinde rastlanan Hitit sanatı taklidi tarzındaki anıtın temasını bereket sembolü sayılan toprak, su ve güneş oluşturuyor. Anıtın bulunduğu yerin halk arasında Eflatun Pınarı adıyla anılmasını ise bir süre burada yaşadığına inanılan antik Yunan filozofu Eflatun'dan kaynaklandığı düşünülüyor. Dayan be gönlüm, bir çare değilsin sen. Yaradan sana yar, kimsesiz değilsin sen. Kimsesizler kimsesi var. Bilirim, sığmazsın hiçbir yere bu sevdayla. Dünya sana dar. Ama dayan be gönlüm, dayan ki her gecenin bir sabahı var. روی تو من همیشه گلشن بودم بودم از روی تو من همیشه گلشن بودم بودم از دیدن تو دو دیده روشن بودم بودم از دیدن تو دو دیده روشن بودم بودم من میگفتم چشم بعد از dört sütun üzerine oturan 15 gözlü köprü, anıtsal güzelliğiyle de göz dolduruyor. Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği ilk sulama projesi olan ve aynı zamanda baraj görevi de yapan taş köprü, söz konusu yapılardan biri. Anıtsal güzelliğiyle göz dolduran bir başka yapıysa, Beyşehir'de bulunan ve Bezzarlar Hanı adıyla da anılan Bedesten. İç mekanındaki güzelliklerin sırrını dış mekanında pek de ele vermeyen caminin resimlerle bezenmiş tavanını destekleyen 42 ahşap sütunu sanki bir orman imajı yaratmak üzere buraya konmuş gibi.
Bir başka özelliği de tamamen ahşap malzemeyle ve hiç çivi kullanılmadan inşa edilmiş Orta Asya camilerinin Anadolu'daki ender örneklerinden biri ve en büyüğü olması. Caminin tam karşısında İsmail Ağa Medresesi var. Daha çok Taş Medresesi adıyla bilinen medresenin ilk hali Seyfettin Süleyman Halil Bey tarafından yaptırılmış. Ancak daha sonra Büyük Emir İsmail Ağa tarafından onarılınca onun adıyla anılmaya başlanmış. Medresenin 1912 yılına kadar hizmet verdiği söyleniyor. Kusursuz bir ev sahibidir aynı zamanda Beyşehir Gölü. Cömerttir de üstelik. Bu cömertliğini de en çok balıkçılar bilir. Üzüm geçmişten kalan aşka tarif yazdım. Bir ala burka yüzüm kıyıma vura. Ey işlediğim günahlarım, ey beklediğim sevaplarım, ayıplarım. Ey benim feryadım, ey benim figanım, can yoldaşım. Sen gel dedin, ben de geldim. Bana kapıyı aç. Bağdı sabahım, gülistanım, azanım. Yolum, yolculuğum, yoksulluğum. Ve yoldaşım, ekmeğim, şerbetim, suyum, şarabım, gün doğum, akşam vakti, bahtım, muradım, ustam, sen gel dedin, ben de geldim. Nasrettin Hoca'nın gözünde dünyanın merkezi olan Akşehir'de neler yaşanıyor? Serin bir çınar gölgesinde demli çayınızı yudumlarken, gözlerinizin önüne serilen Akşehir'i seyre dalabileceğiniz Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Akşehirlilerin özellikle ailece piknik yapmak üzere rağbet ettikleri bu mesire yerinde, Nasrettin Hoca'nın hatırasını yaşatan ve mizah kültürümüze katkı sağlayan bir park da oluşturulmuş. Adı Gülmece Parkı. Nasrettin Hoca'nın türbesine çok yakın, kültür merkezinin hemen yanında bulunan parkta Nasrettin Hoca'nın o ünlü ve merhum kazanıyla diğer fıkralarından bazılarını yansıtan heykeller de sergileniyor. Hoca'nın nüktedanlığıyla gülücükler doldurduğu bakışlarımız düş gibi bir görüntüyle buluşuyor bu kez. Osmanlı'da bir döneme adını veren, son yıllarda ise park ve bahçe süslemelerinin vazgeçilmezi olan laleler, bozkırla tezat, rengarenk bir manzara seriyor gözlerimizin önüne.
Konya'nın bir zamanlar Selçuklu başkenti, lalenin ise Selçuklu'nun sembolü olduğu düşünülünce, bu narin çiçeğe sahip çıkmak ve bu anlayışı gelecek kuşaklara aktarmak da Konya'ya yakışıyor doğrusu. Suret hemizirlesin. Görünen her şey gölgedir ey yaban.